Değerli arkadaşlar, hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Bugün 26 Ağustos 2022, tam 951 yıl önce Türkler Anadolu'ya yeniden geldiler Sultan Alparslan'la. Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü. Hep şu söyleniyor, Ağustos ayı zaferler ayıdır. Doğru. Sebebi şu, genelde geçmiş tarihlerde, eski tarihlerde topla tüfekle savaşmak yerine genelde mekanize araçlar olmadığı için kılıçla, kalkanla, mızrakla, at üstünde savaşılıyordu ve dolayısıyla yaz aylarına ancak denk gelebiliyordu. Zira Mayıs ayında sefere çıksanız, bir ay, bir buçuk ay yol hazırlıkları, yollar ve sonunda düşmanla karşılaşıyorsunuz. Ve nihayet genelde Ağustos aylarında yaptığınız savaşlar dolayısıyla hep Türkler Ağustos ayını zafer ayı olarak belirlemiştir. Türklerin Anadolu'ya girişiyle birlikte Anadolu yeni bir medeniyette tanışmıştır. Burada şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii ki Romen Diyojen'e karşı büyük bir başarı elde edilmiştir. Onun ordusundaki Türkler, Peçenekler özellikle Türkler tarafına geçmiştir. Nitekim Osmanlı tahrir defterlerinde bile Anadolu'nun değişik yerlerinde Hristiyan Türkleri görüyorsunuz. İsmi Sevindik, Güvendik, Toktamış, Burak isimlerini taşıyan Hristiyan isimleri. Dolayısıyla o tarihte Türkler tarafına geçmiş olan Peçenekler ve diğer kumanlar Anadolu'da kalmışlar. Ve Malazgirt Savaşı zaferinin sonrasında Anadolu, dedim ya, yeni bir medeniyetle tanışmış. Bu yeni tanıştıkları medeniyet öyle bozkır kültürüyle falan alakası olan bir medeniyet değil. Taşları adeta dantel gibi ören bir medeniyet. Ahlat mezar taşlarını göz önüne alacak olursanız, Divri Camii'ni göz önüne alacak olursanız, diğer Selçuklu camilerindeki veya hanlarındaki, medreselerindeki kapıların üzerindeki süslemeleri göz önüne alacak olursanız, aslında öyle bozkır medeniyeti diyeceğiniz veya at üstünde doğan, at üstünde ölen Türklerden çok daha öte insanlığa, insanlık alemine, medeniyete büyük katkılar vermiş bir Türk milleti görürsünüz. Evet, bu Ağustos ayı zaferler ayıdır dedik. Keza 1921 yılında da aynı şekilde Sakarya Meydan Muharebesi meydana gelmiş. 22 gün 22 gece süren savaş sonrasında Yunanlılar Polatlı'ya kadar gelmişken buradan atılmışlar. Eskişehir-Afyon hattına çekilmek zorunda kalmışlar. Aslında bir sonraki senenin 1922 Ağustos ayında meydana gelen büyük taarruzun kazanılmasında çok önemli bir avantaj elde etmiş Türk ordusu. Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında onun büyük üstün zekası ve dehası ile savaş taktiği ile Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra bugün 30 Ağustos'unu kutlayacağımız Zafer Bayramımızın temelleri atılmış ve başarı elde edilmiş. Yunanlar 9 gün içerisinde, 10 gün içerisinde Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmışlar. En son Yunan askeri 11 yanılmıyorsam Eylül 1922'de Anadolu'yu terk etmiş. Onlarla birlikte onlara destek veren Yunanlar da mağlup edilmişler. Onlar da ülkeyi terk etmişler büyük çoğunlukla. Ama büyük zaferle, Anadolu'nun Yunan işgalinden kurtuluşuyla aslında sadece Yunanlar mağlup edilmemiş. Onlara destek veren Amerikalılar, İngilizler de aynı mağlubiyeti tatmışlar. Nitekim İstanbul'un savaşsız olarak alınması bu zaferin sonucudur. Nitekim 1923 Lozan Anlaşması ile
İstanbul'u İngilizler ve Fransızlar da, yani işgal kuvvetleri de terk etmek zorunda kalmışlar. Böylece Anadolu yeniden düşman işgalinden kurtulmuş ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları çizilmiştir, Hatay hariç. 1938'de Hatay'da anavatana katılmasıyla, Hatay'ın da anavatana katılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugünkü sınırlarına erişmiş. Dolayısıyla Zafer Bayramı gerçekten bu milletin canıyla, kanıyla ödediği bir bedelin sonucudur. Öyle 400 bin dolarlara vatandaşlık elde edilecek kadar kolay bir vatandaşlık değildir bu vatandaşlık. Haliyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı gerçekten bu toprakların bağımsızlığı için can vermiş, kanını dökmüş, kanıyla sulamış bir milletin sahip olacağı bir değerdir. Emperyalizmin tüm uşakları bu zaferi, bu savaşı maalesef geçiştirmektedirler. Ve onun başkomutanının adını anmamakta ısrar etmekteler. Allah'tan ki bu benim Cuma günü gittiğim camide imam hutbenin dışına çıkarak, hutbe dışında bu vatanı kurtaran, bu vatan için can veren, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize, o savaşa katılan bütün gazilerimize, ahirete intikal etmiş olanlarına Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Bu devletin, bu ülkenin kıymetini çok iyi bilelim. O insanların kıymetini çok iyi bilelim ve bunu çocuklarımıza her zerresine kadar öğretelim diye bir hutbe sonrasında konuşma da yaptı. Ondan dolayı da gidip imamın elini sıktım. Dolayısıyla bu ülkeyi gerçekten seven vatan evlatları, vatansever insanlar, milliyetçiyim diyen insanların kendilerine bu ülkeyi bağışlamış, bağımsızlığı bağışlamış, ezanın hür olarak okunmasını sağlamış, başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına, o dönemde kendi canlarını verenlere, kanlarını dökenlere minnet ve şükran borcu içinde bulunmak zorundadır. Bu vesileyle hem Malazgirt Meydan Muharebesi hem de zaferini hem de 30 Ağustos zaferini kutluyorum. Hepiniz nezdinde kutluyorum. Tüm şehitlerimize, Alparslan olduğu gibi onun arkadaşlarına, silah arkadaşlarına, Bizans'la mücadele eden silah arkadaşlarına, Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsınlar. Bu vatan her zaman bu türden düşünen insanlar sayesinde ayakta kalacaktır. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Tekrardan Zafer Bayramlarımızı kutluyorum. Hoşça kalınız.